Merhabalar sevgili güzel ruhlar, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün tarot okumanızı yapmak üzere karşınızdayım. Biraz önce tarot öğrenme videolarının ikincisini kaydettim ve şu anda o yüklemede. Eğer siz de tarot öğrenmek istiyorsanız üyeliğinizi başlatıp, kanal üyeliğimiz var artık biliyorsunuz. Orada üyeliğinizi başlatıp ikinci seviyeyi, yani tatlı ruhlar seviyesini satın alırsanız tarot öğrenme videolarına sizin de erişiminiz olur. Kendi kendinize tabii bakabilirsiniz. Yani aklınıza bir şey takıldığında kartlara soru sorup cevap alabilirsiniz. Ya da bu alanda kendinizi iyice geliştirip sonrasında belki siz de bir tarot okuyucusu olabilirsiniz. Evet. Onun dışında tabii üyeliklerimizde bir de üyelere özel ayrı açılımlarım var ve spiritüel sohbetlerimiz ve soru cevaplarımız var. Daha çok yeni. Eğer siz de üyeliğinizi başlatıp aramıza katılmak isterseniz hem yorumlara hem de açıklamalar bölümüne linkini bırakacağım. Eğer ikinci seviyeyi, yani tatlı ruhlar seviyesini, tarot öğrenmek için olan seviyeyi satın alırsanız biraz önce bahsettiğim diğer o birinci seviyenin videolarına da erişiminiz olacaktır. Evet. Hadi bakalım. Bugün bir aşk okuması yapmak geçiyor içimden. Buraya böyle konuşturma kartlarımı da aldım. Aslında biraz daha açılımın gidişatına göre konuşturma kartlarını hani kullanabilirim ya da kullanmayabilirim diye düşünüyordum ama burada buldular kendilerini. O halde kullanalım. Şimdi odaklanıp hangi kişiyle ilgili, kimiyle ilgili bilgi almak istiyorsanız birazcık bu kişiye odaklanmanızı, hani aklınızda bir soru ya da bir dilek, bir niyet var ise bunları da aklınızdan geçirmenizi öneririm. Bu zamansız bir okuma olacak. Yani ne zaman karşınıza çıkarsa o anda enerjiler olarak düşünebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey oldu. Çok fazla değil ama hani böyle 4-5 defadır denk geliyorum. Açılımlarıma yani şöyle yorumlar geliyor. Dediğim gibi 4-5 tane ama yine de aklından geçenler için açıklamış olayım. Açılım yapmadan bu başlığı nasıl atıyorsun? Açılım yapmadan bunu nasıl bildin? Gibi yorumlar geliyor. Arkadaşlar bu videolar canlı videolar değil, o başlıklara sahip olan videolar. Bu açılımı ben çekiyorum, şu anda kamerada kaydediyorum. Açılım bittikten sonra YouTube'a yüklerken açılımın içeriğine uygun başlık atmamı istiyor YouTube. Oradan da başlığı atıyorum ve o şekilde yüklüyorum YouTube'a. Bilginiz olsun. Yoksa tabii ki de açılım yapmadan içinde söyleyeceklerimi bilemem. Ya da kartlarda neler çıkacağını bilemem. Evet, bakalım bu spesifik insan ile ilgili kartlar size neler söyleyecek. Onun enerjisine odaklanmaya niyet ettim ve ilişkiniz üzerine odaklanıyoruz tabii ki de bu açılımda. Hadi bakalım kartlarımızı açmaya başlayalım. Aa, kart tutan kadın. Şimdi burada kadın demesi önemli aslında. Hani kadın diye burada ifade ettiği kişi sizseniz, sizin bu kişiye karşı duygusal bir yakınlığınız, belki de gerçekten kalbinizi o kişi dolduruyor demek. Eğer kadın karşı taraf ise, burada da karşı tarafın sizinle ilgili bu şekilde bir düşüncesi olduğunu anlayabiliriz. Tabii bu sadece böyle bir ilk bakış olarak yorumluyorum. Birazdan bütün kartlarla beraber de daha net bir şekilde yorum alacağız. Genel anlamda aslında duygularıyla, hisleriyle hareket eden bir kişiyi burada bize simgeliyor bu kart. Şimdi mesela bu sizseniz diyelim ki, o zaman partnerinizin burada sizi duygularıyla hareket eden bir kişi olarak gördüğünü
söyleyebilirim. Yani onunla ilgili kendi içinizde duygular beslediğinizi ve bununla beraber hareket ettiğinizi düşündüğünü söyleyebiliriz. Eylem çok güzel. Belki de bir adım olacak mı diye geçirdiniz içinizden bir eylem olacak mı diye geçirdiniz denge meleği. Bu da güzel. Böyle karmaşık, inişli çıkışlı, gitgelli ilişkilerde bir denge getirebilir size. Ve sözleşme. Aranızda bir anlaşma yapabilirsiniz belki de. Peki. Para babası, kılıç oğlu, ermiş, kılıç dokuzlusu, para ası, tılsım dokuzlusu, tılsım üçlüsü ve asa dokuzlusu, pardon, asa dokuzlusu geldi. Peki. Şimdi burada özellikle böyle arası limoni olanlar, küs olanlar, ayrı olanlar için şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir ortak nokta bulmanız gerekiyor gibi. Burada bu kişinin size karşı bir yoğunluktan ziyade yoğunluk diyesim geliyor ama daha farklı bir enerji aldım burada. Yani çok aktif bir enerji hissediyorum. Bir şeyler sanki böyle yapmak istiyor özellikle şu an enerjisinde. Ama aslında böyle genel olarak size karşı bir bakışı var bu kişinin ve bu sizinle ilgili bu düşüncesi, bu bakışı aslında çok da böyle her olayla değişmeyen bir durumda. Yani sizinle ilgili çok kesin bir yargısı var buradaki insanın ve bu kesin yargısının çok kolay kolay değişmeyeceğini söyleyebilirim. Bu yargısı bence pozitif bir yerde. Yani sizin iyi bir insan olduğunuzu düşünüyordur, sizin iyi bir partner olduğunuzu düşünüyordur, işte adaletli olduğunuzu düşünüyordur, sevgi verici olduğunuzu düşünüyordur, tek başınıza güçlü bir karakter olduğunuzu düşünüyordur. Sizinle ilgili böyle çok sağlam bir görüsü var bu insanın ve ufak tefek yaşadığınız olaylarda mesela diyorsanız ki benimle ilgili düşüncelerini değiştirdi mi? Hayır, aslında o temeldeki düşüncesi sizinle ilgili çok net. Fakat şu anda belli ki böyle kendi içinde bir karmaşası var. Kendini yüklendiğini görüyorum özellikle. Bu kendini yüklenmesi şu şekilde olmuş olabilir. İlk başta bir size yüklenmiştir. Aranızdaki problemler, engellerden ötürü hani ilişkiniz bir çatırdıyor ya da ilişkiniz mutlu bir yerde değil. İlk başta bir size püskürtüp bunu sonrasında geri çekilip hem size bunu yaptığı için hem de aslında bazı konularda kendisinin de hatalı olduğunu bildiği için böyle bir kendine dönüş ve kendi kendini suçlama, kendi kendine fazla yüklenme durumunun içinde olduğunu görüyorum. Fakat bir ulaşma isteği var. Bakın, hem burada bir kılıç enerjisi hem de burada bir eylem kartı. Yani bu kişi size ulaşmak istiyor. Bu kişi sizi aramak istiyor olabilir. Görüşmek istiyor olabilir. Kendini anlatmak, açıklamak istiyor olabilir. Ve bir şekilde iletişim istiyor. Bu yönünü işte aktif görüyorum. Yani hani böyle bazen içinize bir düşünce gelir. Ya da bir konuyla ilgili böyle bir açıklama yapmak istersiniz ve kendinizi tutamazsınız. Yani o an sabredemezsiniz ve onu böyle dışarı akıtmanız gerekir ve karşınızdaki insana bir şeyleri açıklamanız gerekir. Kendinizi ifade etmeye ihtiyaç duyarsınız. Böyle bir duygu olduğunu görüyorum bu kişinin içinde. Ve bununla da birazcık böyle tezat olabilecek şöyle bir şey var. Belki bu zaten yaşanmış bir şey. Aslında bu kişinin biraz böyle içine döndüğünü ve kendi için aslında çok da tezat değil. Kendi içinde çok düşünüyor. İlişkinizle ilgili çok düşünüyor. Hani şu anda ondan bir haber alamıyorsanız ya da o böyle kendini biraz kapatmışsa belki ilişkiniz devam ediyor. Fakat o kendini biraz kapatmış. Düşündüğünü görüyorum. Yani biraz daha çok elle tutulur şeyleri değil de hani bizi bu noktaya getiren şey neydi? Neyi yanlış yaptık gibi bir sorgulama içerisinde bu kişi.
Ve bu sorgulamasını da aslında haklı buluyorum. Bir de bir şeyleri dengeye getirmek için, o dengeyi kurabilmek için bir takım hani yapabileceği şeyleri düşünüyor gibi gözüküyor. Ben burada aranızda engel olmuş olabileceğini de düşünüyorum. Yani ilişkinizle ilgili net bir engeliniz, siz sürekli böyle karşınıza çıkan bir tıkanıklık, ilerleyişi engelleyen bir durum, belki bir kişi, belki bir olay olabilir. Ve burada partnerinizin aslında bunu nasıl çözerim ya da bunun bizim ilişkimize etki etmemesini nasıl sağlarım, nasıl o noktaya geliriz gibi bir düşünce içerisinde olduğunu hissediyorum daha çok. Tabii ki de şimdi özellikle böyle anlık enerjide onu biraz aktif görmüş olsam da genel olarak sizinle ilgili hem düşüncelerini çok çabuk ve kolay değiştiremeyeceğini, bunu niye söylüyorum? Çünkü şu anda böyle anlık bir ayrılık, anlık bir iletişimsizlik ya da küslük yaşıyor olabilirsiniz. Ve korkunuz vardır içinizde. Yani hani benimle ilgili düşünceleri değiştirmeye beni artık sevmiyor mu, bana artık değer vermiyor mu, benimle ilgili kötü mü düşünüyor diyorsanız hayır. Bu düşünceleri değişmemiş. Sadece ilişkiniz içerisinde bazı problemleriniz olduğunu farkındaymış. Ve bu problemlere biraz fazla odaklanmış. Ama odaklanmasının sebebi de bir şeylere çözüm getirebilmek adına. Onunla beraber de şunu da biraz söyleyeceğim. Hani bazılarınız için bu engellerle yüzleşememe durumundan ötürü kendini geri çekmiş olabilir. Yani bir tık böyle cesaretsizlikle beraber, özellikle geçmiş enerjisinde biraz cesaretsizlikle beraber hani bir şeyleri böyle yarıda bırakmış olabilir sizinle ilgili. Tam olarak bitirmeden ortadan kaybolmuş olabilir. Şimdi öyle bir şey yaşayanlar için de bunu söylüyorum. Yani yüzleşmekten korkmuş aslında. Sorunlarla, problemlerle. Belki de siz ondan bir çözüm üretmesini beklemiş olabilirsiniz. Bunu yapamayacağı için de kendisini geri çekmiş olabilir. Ve genel olarak sizinle ilgili düşüncelerinin hala değişmediğini ve gelecek enerjisinde de değişmeyeceğini, yani en azından yakın gelecek enerjisinde de değişmeyeceğini söylemek isterim. Sizinle ilgili düşünceleri yani çok güzel bir yerde. Size bir hayranlığı var bu insanın. Ve belki de öyle bir şey yaşadınız ki sizin böyle onun gözün içine baktınız. Bir şey üretsin, bir çözüm üretsin, bir çıkar yol göstersin diye. Fakat o bunu yapamadı. Yani orada kendine yediremediği bir şeyler de yaşamış gibi. Hani aslında öyle yapmak istemezdi. Aslında bir çözüm yolu bulmak isterdi ama bulamamış gibi. İlişkide farklı şeyler istemiş olabilirsiniz. Belki bir taraf hemen evlilik istedi. Belki bir taraf buna hazır değildi. Sevdiğiniz halde bir şekilde ayrılmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Ya da bir hani aile engeli, bir mesafe engeli gibi bir şey çıkmış olabilir. Yani buralarda çözüm üretemediği için kendini çekmiş de olabilir. Ama bazıları da çözüm üretmek için kendini çekmiş ve şu anda düşünme aşamasında. Burada çevreden birinden ya da belki birkaç kişiden yardım alabileceğini görüyorum. Yani ona yardım edecek olumlu anlamda sizinle olan ilişkisinde ona böyle bir itici güç olabilecek. Belki siz onu engellediniz. Yani hani bu engeller evet sosyal medya engeli de olabilir. Belki engellediğiniz size biri aracılığıyla ulaşabilir. Birinin hesabından ya da numarasından ulaşabilir. Fakat sorumluluk almasını istediyseniz burada ben sorumluluk alacağını görüyorum. Özellikle hani burada bir eylem var. Bir iletişim olabilir aranızda. Ve bu iletişimin ardından bir uzlaşma ve bir sözleşme yapabilirsiniz aranızda. Bu sözleşme neyle ilgili olacak derseniz, bu sözleşme biraz daha karşı tarafın sorumluluklarıyla ilgili olacak. Onun sorumluluk almasıyla ilgili olacak. Ve bazı durumlarda artık aksiyon almasıyla ilgili olacak. Yani çok söz vermiş fakat yerine getirmemiş olabilir. Burada siz bu kişiden şunu bekleyebilirsiniz.
artık bana somut bir şeyler göster. Yani artık ilişkimizle alakalı söz verme, yani sürekli, ve bunu eylemlerine dök diyebilirsiniz. Bununla ilgili aranızda tekrardan başlarken bir şeyleri, ya da hani zaten tamamen bitirmediğiniz bir şeyleri, belki de böyle bir sözleşme, böyle bir anlaşma yapabileceğinizi görüyorum. Bu da çok olumlu bir şey tabii ki de. Aranıza bu durum denge getirecek. İlişkinize bu durum denge getirecek. Yani ben birbirinizi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Belki ki geçmişte birbirinizi çok iyi anlayamadığınızı düşünmüş olabilirsiniz, ya da anlaşılmadığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Ama gelecek enerjisinde bunun tam tersini hissedeceksiniz. Yani anlaşıldığınızı, görüldüğünüzü, duyulduğunuzu hissedeceksiniz. Bu da güzel bir şey tabii ki de. Peki, bu kişi şu anda size ne söylemek isterdi? Buna da bakalım. Bu iki kart gelmek istedi. Seçemiyorum kartları. Arkadaşlar. Şurada bir kart daha gözüme çarptı. Bunu da almak istiyorum. Peki. Evet. 5 adet mesajımız geldi. Bakalım neler söylüyor. Diyor ki, İşlerin böyle bitmesini istemedim. Keşke zamanda geri dönebilseydim. Bitmiş olanlar, ilişkisi bitmiş olanlar, özellikle size geliyor bu. Ya da yani işte son olan olaylar, daha doğrusu. Bu olayların bu şekilde bitmesini istemezdim diyor. Ve bir ayrıntı gözüme çarpıyor bunu okurken. 44 ve 44. Görüyor musunuz? 2 adet 44'ümüz var burada. Bu size bir işaret olabilir. Sizin için önemli bir sayı olabilir. Ve tabii ki de bir melek sayısı. Diğer mesajımıza bakalım. Bu ilişkiyi sabote ettiğim için çok pişmanım demiş. Kendi hatasını kabul ediyor ve şurada söylemiştim, kendisine yüklendiğini söylemiştim. Beni bilerek görmezden gelme, bu durum bize yardımcı olmuyor diyor. Yani onu bilerek görmezden geldiğinizi düşünüyor olabilir. Özellikle onu engellediyseniz vesaire. Aranızda çok sevdiği halde bunu yapanlar olduğunu biliyorum. Bazılarınızın geçerli sebepleri var. Bazıları daha böyle anlık sinirle yapıyor bunu, ama yani size ulaşamadığı durumlarla ilgili bazen de ulaşmak istiyorlar, ulaşamıyorlar. Yani bilerek onu görmezden geldiğinizi düşündüğünü ve bu durumun da sizi bir yere getirmediğini düşündüğünü söylemiş. Sensiz duygusal olarak boş hissediyorum. Evet. Çünkü siz onun için daha çok duygular, kalp, şefkat, güzel enerjiler, güzel hisler, hisleri temsil ediyorsunuz. Sensiz duygusal olarak boş hissediyorum dedi. Çok normal. Aa, bana bir şans verir misin? Bir şans verir misin? Son sözüne. Son sözü bana bir şans verir misin oldu. Yani burada özellikle engelleri olanlar arada küsmüş, ayrılmış, birbirini anlayamayıp ayrışmış olanlar, karşı tarafın bir anda böyle çekip gittiği ve sizin ne olduğunu anlamadığınız ilişkiler için bence uyumlu bir açılım oldu. Bugünün olumlama cümlesini size bırakıyorum. Ama uyumlandınız mı çok merak ediyorum. Eğer uyumlandıysanız bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Onun dışında kanal üyeliği alabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ve bir sonraki açılımda görüşebilmek için
abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Videoma tabii bir beğeni bırakırsanız, emeğime saygı gösterirseniz ve karşılığını verirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.